Kişisel gelişmek veyahut kişisel gelişmemek, işte bütün mesele bu. Sevdiğim kitapları paylaşmaya başladığımdan beri, özellikle psikoloji, psikiyatriye ilgi duyduğumu belirttiğimden beri birçok kişi kişisel gelişim kitabı da önermemi istiyordu. Bense ısrar ve inatla bu isteği görmezden geliyordum. Bunun nedeni ise genel olarak kişisel gelişim fikrine ve bu fikir altında bize sunulanlara mesafeli olmamdı. Ancak tabii ki bu insanın kendini geliştiremeyeceği, dönüştüremeyeceği, tekamül edemeyeceği anlamına gelmiyor. Yapılan son bir bilimsel çalışma gösterdi ki benim bu videoda sizinle paylaşacağım 4 kitap olumsuz duygularla mücadele etme konusunda kişilere yardımcı olabiliyor. Haliyle geçmiş yaşantılarıyla yüzleşme ve daha iyi hissedebilme konusunda onlara yardımcı olabiliyor. O halde kişisel gelişmek, dönüşmek, iyileşmek, tekamül etmek mümkün mü? Elbette mümkün. Bu araştırma bana bu videoyu çekmek için cesaret ve ilham verdi. Kişisel gelişime karşıyım derken de şunu belirtmek isterim. Ben kişilerin omzuna çok ama çok fazla yük bindiren, gerçekleşemeyecek kadar iddialı vaatlerden bahsediyorum. Örnek, 21 günde hayatınızı değiştirin. Peki, değiştirelim. 22. gün bakıyoruz, hayat aynı hayat veyahut tam istediğimiz kadar değişmemiş. Ne oluyor? Yeni bir suçluluk, yeni bir başarısızlık hissi. Dolayısıyla bunlar kişilere iyi hissettirmekten çok üzerlerine daha da büyük bir baskı, daha da büyük bir suçluluk duygusu, başarısızlık hissi yüklemekte kanaatimce. Elbette değişmek, dönüşmek, gelişmek mümkün. Ancak bunlar bir kitapla, bir belgeselle veyahut evrene göndereceğiniz sihirli mesajlarla bence mümkün değil. Bu kadar kolay olmasa gerek. Bazı şeyleri değiştirmek, dönüştürmek. Dolayısıyla benim mesafeli olduğum bu gerçek olamayacak kadar iddialı olan yaklaşımlar. Ama elbette insanların hele ki pandemi sürecinde, hele ki ülkemizde olduğu gibi bir psikologla, bir psikiyatristle görüşmenin görece pahalı olduğu bir ülkede, herkesin bu imkana sahip olmadığını düşünerek kendilerine yardımcı olabilecekleri kitapları paylaşmak istedim. Daha önce videolarımda bahsetmiştim. Sosyal medyada, Instagram hesabımda da paylaşmış, tavsiye etmiştim. Zaten kendini dönüştürmeye, geçmiş yaşantılarıyla yüzleşmeye istekli olanların ismini muhakkak duyduğu, belki de okuduğu bir kitaptır. Hayatı Yeniden Keşfedin. Bu çalışmada da yer alan 4 kitaptan biri. Hayat Yeniden Keşfedin ne diyor? Bizim çocukluk yaşantılarımızın bizde bazı şemalar oluşturduğunu ve bizim yetişkin bireyler olarak beklentilerimizi, isteklerimizi bu şemaların belirlediğini, yaşadıklarımızı da yine bu şemalar çerçevesinde değerlendirdiğimizi anlatıyor. Örneğin yüksek standartlar geliştirdiğimizi çocukluktan itibaren ve kendimize hep imkansızı başarmak gibi çok ama çok zor hedefler koyduğumuzu veyahut kurban psikolojisine bürünerek yaşanan her şeyi, ah ben çok talihsizim, bak bu da benim başıma geldi gibi, aslında muhakkak kurtulmamız gereken bir bakış açısıyla değerlendirdiğimizi söylüyor ve en güzeli bunları nasıl dönüştürebileceğimizi anlatıyor. Hayatı Yeniden Keşfedin ismi gibi hayatınızı yeniden keşfetmeniz için size rehber olabilecek kitaplardan biri. Eğer yaralarınızla, yaşantılarınızla yüzleşme cesaretiniz, gücünüz varsa bu kitap size çok iyi gelecek. İlk önereceğim kitap budur. İkinci önereceğim kitap, ben İngilizcesini okumuştum ama Türkçesi mevcut, Mutluluk Tuzağı. Tıpkı gerçekleştirilemeyecek kadar iddialı vaatler dediğim gibi, bir de bize dayatılan bir mutlu olma, devamlı pozitif hissetme zorunluluğu var. Herhalde biraz kişisel gelişim sektörüne
Mesafeli oluşumun sebeplerinden biri de bu. Çünkü namümkün bir insanın kendini devamlı iyi hissetmesi, her şeyi de ah çok güzel oldu ya, iyi ki böyle oldu diye değerlendirmesi. Belki bunun için bir zaman sindirmek, üzerinden vakit geçmesi lazım. Ama bunları hemen olduğu gibi ah iyi ki böyle oldu, İyi ki pandemi oldu, işsiz kaldım falan, böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla insanların hüzünlü, öfkeli, depresif, bıkkın, yorgun, çaresiz, ümitsiz hissediyor olması gayet normal. Bunları hissedenlerin de böyle ezik veyahut hasta algılandığı her yaklaşıma çok mesafeliyim. İşte bu kitapta tam olarak mutluluk denen şeyin nadir yakalandığında kıymeti bilinmesi gereken bir durum olduğunu anlatıyor ve o mutluluk, tırnak içinde, mutluluk tuzağına düşmememiz gerektiği konusunda bizi uyarıyor. Yani siz de kendinizi kötü hissettiğiniz için, kendinizi suçlamaktan ziyade neden böyle hissediyorum diye eğer dönüp içinize bakarsanız, belki bir nebze olsun daha sağlıklı bir adım atmış olursunuz. Çünkü o tuzak çok ama çok kolay düşülebilen bir tuzak maalesef. Hele ki çevrenizde biraz bu iyi hisset akımına kendini kaptırmışlar varsa, ah devamlı pozitif düşün, evrene hep olumlu mesaj gönder falan diye böyle sizi ah böyle bir girdaba sokanlar varsa, bu kitabı muhakkak okumanızı hissederim. Olumsuz duygularla baş etme konusunda bir başka başucu kitap, iyi hissetmek. Özellikle suçluluk, değersizlik, başarısızlık, kaygı, depresyon gibi olumsuz duygularla baş etmekte zorlanıyorsanız ve bunları nasıl daha olumluya çevirebileceğiniz konusunda da merakınız varsa, bu kitabı muhakkak okumanızı öneririm. Benim altını çizerek okuduğum kitaplardan bir tanesi bu. Maalesef içinde yaşadığımız yüzyıl ve özellikle pandemi süreci kaygıyı zirveye taşıyan bir süreç. Kaygı çağı diyebiliriz içinde yaşadığımız çağa ve pandemi süreci de bunu gerçekten çok ama çok besledi. Çünkü belirsizlik var. İnsanoğlu belirsizlikle baş etme konusunda pek iyi değil maalesef. Biz başımıza ne geleceğini bilmediğimizde bu beynimiz ciddi bir senaryo yazarı oluveriyor. Dolayısıyla kaygıyla baş etmek kolay değil. Hele ki pandemi gibi belirsizlik süreçlerinde. Bugün bir röportaj yaptım ve röportajı yapan gazeteci arkadaşım çok güzel bir şey söyledi. Astrolojiyle ilgileniyormuş. Ve çevresinde numerolog, astrolog gibi nasıl diyeyim işte, yani tam bilimsel olmayan, çünkü bazıları bilim olduğu iddiasında, ben oralara girmeyeyim. Neyse, yani bu tür arkadaşlarının ajandaları inanılmaz dolmaya başlamış. Bunun nedeni de şu: insanlar çünkü o kadar belirsizliğin içinde savruldu ki son bir yıldır. Astrolojiden, numerolojiden ve benzer uğraşlardan şu gün şu tarihte bitecek ve ondan sonra iyi olacak cümlesini duyma ihtiyacı hissediyor. Dolayısıyla belirsizlik sürecinde siz de kaygınıza böyle ara ara yenik düşüyorsanız bu kitabı da öneririm. Elimdeydi fakat bulamadım. Profesör Doktor Hakan Türkçapar'ın Hisset, Fark Et, Düşün, Yaşa, yanlış söylüyor olabilirim, kitabı. O da çok kıymetli bir kitap. O da kaygıyla baş etme konusunda başucu kitaplardan biri. Hisset, Düşün, Fark Et, Yaşa olması gerekiyor kitabın adı. Yanlış söylüyorsam özür dilerim. Ama bu kitapta gerçekten programımda konuk ettim ben Hakan Hoca'yı. Üzerinde yılların emeği olan kitaplardan bir tanesi. Bu dört kitap bilimsel olarak da okuyanların duygularıyla baş etme konusunda yardımcı olduğu ortaya konmuş. Dört yeterliliği sorgulanamayacak, sorgulanmayacak, buna gerek duyulmayacak başucu kitap. İki bonusum var bu videoda. Bu konulara ilgi duyarsanız, bu dört şaheseri okuduktan sonra
Bu ikisine de vakit ayırabilirsiniz. Biri kaygına aldanma. Yine kaygıyla ilgili. Aslında kaygının nasıl gerçek olmayan bir uğraş olduğunu ve beynimizin bunu üretme konusunda ne kadar mahir olduğunu bize gösteren bir kitap. Ama o tuzağa nasıl düşmeyeceğimizi yine anlatıyor. Bu kez mutluluk değil, kaygı tuzağından bahsediyorum. Bir diğeri de beynin mutluluk ayarları. Yine altını çize çize okuduğum kitaplardan biri. Burada özellikle beynin büyük 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 atalarımızdan miras aldığımız düşünme biçimleri, çevresinde yaşananları algılayış biçimi anlatılıyor ve bu ayarların, yani bizim fabrika ayarlarımızın bize ne yaptığını ve bunları nasıl değiştirebileceğimizi, nasıl kişiselleştirebileceğimizi anlatan kitaplardan biri. Hepsi çok kaliteli. Hepsi gözüm kapalı size tavsiye edeceğim kitaplar. Hepsi size iyi gelsin. Siz de lütfen bu videonun altına psikolojiye, psikiyatriye dair okuduğunuz, beğendiğiniz kitaplar varsa benimle paylaşın. Bu videoya yorum yapıp kanalıma abone olan 3 kişiye de bu kitaplardan hediye gelecek.